bir gün düşüyorduk. Adam olsan sen sağ ben sonra inşallah. Yarın önce dinlenecek. Yarın önce o ne? Bu ateş ölçer. Covid mi ölçüyor? Covid efendim? Evet, Covid ölçer. En güzelini yapacak. Hakikaten o ne ya? Covid ölçer. Ateşinizi ölçüyorum şu anda. Arkadaşlar sen orada konuş, sahnede konuş. En iyisi hiç de özlenme. Yani kamerayı ya. Öyle de. Aynı. Evet, ben bir soru cevap şeklinde gibi. Bana bir şey sormayacak. Evet. Ama hep bunu sorarsanız sakın. Olmaz, sonra konuşacağız ama. Ha, bunu çocuğum, böyle lafı böyle şey yok. Uzun dayı dediği gibi, gıdır aşırıcım ya. Neyse konuşuruz. Ya bunu şunu abi. Davul zurnayla hangi havaları çalabiliyorsunuz? Efendim hocam? Davul zurnayla hangi havaları? Yöremiz havaları. Mesela? Mesela horan, karşılama. Yani elimizden gelen tamamını Allah'ın izniyle çalıyoruz hocam. Kaç senedir bu işle uğraşıyorsunuz? Aşağı yukarı 15 yıl falan hocam. Köy düğünlerine gidiyor musunuz? Tabii. Ne kadar zamandır köy düğünlerine gitme? Şu anda? Ya şu anda hocam olmadığı için. Eskisi gibi rağbet olmadığı için köyde genelde günümüzde nasıl diyeyim salon düğünlerine rağbet olduğu için eski gelenek ve göreneklerimiz maalesef ki ölüyor yani. Ya biz de buna tabii üzülüyoruz. Evet. Keşke elimizde olsa da hep köy düğünleri olsa. Tabii. Eski konak karşılamalar. Çok teşekkür ederim. Saygılar hocam. Saygılar. Size bir
programımızın vaktimizin sonunda bir sürpriz yapabiliriz. Güzel bir horon havasıyla kapatabiliriz. Bakalım programımızın akışına göre bir şeyler yapacağız. Ama bu programa biraz daha renk katmak için program içinde de anonsunu yapacağız. Bir hediyemiz olacak. Tabii hediyeyi herkese değil de bir sorumuz olacak. O soruyu bilenlerden birine bir hediye vereceğiz. Ama sorun ne olduğunu ben size biraz sonra söyleyeceğim. Davuzunda bilen dinletimizde kim var? Sevgili Uğur Keskin yanımda. Metehan Kuru. Metehan Kuru ile beraberiz. Gerçekten genç, yaş genç, pırıl pırıl kardeşlerimiz. Aynı zamanda da Uğur'un kemençe özelliği var. Metehan'ın folklor gibi özellikleri var. Şimdi geçen kemençe programını yaptığımız zaman eskiden düğünler yapılırken şunu söylerlerdi. İşte biraz daha ekonomik durumu iyi olanlar, oğluma uşağıma davul zurnalı düğün yapacağım derlerdi. Yani davul zurnanın ağırlığı biraz daha o zamanlar farklıydı. Sanki daha zor yapılabilen, daha mı pahalıydı artık bilemiyoruz ama davul zurnalı düğün yapmak bir murattı. Ama bazen tabii ki bir kemençeyle yapıyordu, davul zurnayla yapıyordu. Ama geçen haftaki gelen mesajlara, isteklere baktım. Gelin çıkarmayı çok istediler. Ben de dedim belki bunu dedim davulla zurnayla da dinlemek isteyen vardır diye. Tekrar Görele Kültür Merkezi'nden, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nden herkese selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu akşam diyoruz bir tane böyle kadife kutusunun içinde market, birbirimize koyabileceğiniz belediye başkanının imzası olan bir kemençe. Ama çalınan kemençe değil, maket kemençe, onu da söyleyeyim. Hediye edeceğiz ama bir soru soracağız. O soruyu bilenlerden birini Fikret abim seçecek, falancayı gönder diyecek. Biz ona göndereceğiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun hiç önemli değil. Şimdi gelin çıkarma ya da bu yörede söylenen adıyla beraber gelin ağlatma havasıyla bir başlayalım. Bakalım sonra neler olacak ama bu akşam sıkı durun. Sıkı durun. Çok güzel şeyler olacak. Evet. Gero.
Öyle ya, her yerde farklılık gösteriyor. Bizde mesela Garafoğlu. Garafoğlu. Size tamam öyle olsun. Size ne diyorlar? Garafoğlu. Garafoğlu. Kamil size ne diyorlar? Garafoğlu diyorlar. Volkan size ne diyorlar? Garafoğlu. He, şimdi kapıya çıkıyor. Adama sordum, gel öyle dedim. Vakti zamanında bana dedi ki gel oğul, gel oğul dedi. Cevap olarak aynen öyle dedi. Doğru değil mi? Şimdi doğru değil mi? Lazım var. Evet, sorumuz gel oğul. Gel oğul bilenlere bir tane hediyemiz olacak. Cevaplarınızı bekliyoruz. Program bittiği zaman hemen burada kurasını çekeceğiz. Hemen adını söyleyeceğiz. Ve kendisine eğer görevi dışındaysa kargoyla ülkenin neresinde olursa olsun göndereceğiz. Şimdi, köyde düğündesiniz. Atıyorum damat evi, kız evi. Ama misafirleriniz geliyor. Karşıdan yamaçtan gördünüz. Size geliyorlar. Yani düğüne iştirak edecekler. Onları karşılamanız gerekiyor. Ama tabii herkesin bir namı var. Neyle karşılayacak? Davulla karşılayacak, zurnayla karşılayacak ya da kemençeyle karşılayacak. Hangi havayla karşılarsınız siz olsanız? Cezayir. Cezayir değil mi? Tabii. Canına dolansın yemeyeceksin seni. O zaman Cezayir diyelim. Hemen yorulma. Haydi bakalım bir Cezayir dinleyelim. Uğra bakayım inşallah diyor. Uğrayayım mı? Sende bir şey var mı hocam? Ya uzun zamandır çalmadım. Şimdi hep melodi aklımda karışık. Yok istersen Demirci Şerbet Dayı'nın köyünü getirelim mi? Esat'tan aklımda değil Cezayir. Şimdi adam gülesine koymuş çalamayacak. Evet Cezayir'i nasıl dinliyoruz? Çalınırdı. Elinize, ayağınıza, nefesinize sağlık. Vallahi ses az geliyor diyorsunuz ama burada arkadaşlar kimileri de gayet güzel diyor. Ben de sesimin çıktığı kadar, avazımın çıktığı kadar bağırıyorum. Ama merak etmeyin bu problemi de halledeceğiz. Daha güzel bir ses sistemine geçilecek. Ama bunlar tabii ilk olduğu için sonunu getireceğiz. Evet sorumuz Gero. Gero'yu bilenlere bir tane güzel böyle kadife kılıfında işlenmiş, süslenmiş güzel bir kemençe göndereceğiz. Ama onu yayının sonuna doğru Fikret abim noter vekili tayin etti. Fikret abim bunu halledecek. Bu arada çok kalabalığız burada, onu da söyleyeyim. Tabii mesafeye dikkat ediyoruz. Ses süper. Süper mi ses? Süper. Benimki mi süper?
Uğur'unki nasıl çıkıyor? Hepsi iyi. Bak görüyorsun değil mi? El kol hareketi yapıyor bir de. Yapma diyor, hiç ya. Yapma diyor. Yorumlara bakalım. Yorumlar var. Evet, Şanver Kaya. Ben mesaj gönderenlerden gözümün ilişkini okuyorum. Şenol Kurtal. Hasan Özçoy iyi yayınlar demiş. Hayırlı akşamlar Uğur abi demiş. Bayram Bahar Kavil. Bu bizim köyden. Mustafa Güneş hocam. Bozuk mikrofon vermişler diyor. Mikrofon yok. Direkt telefondan veriyoruz. Direkt telefondan veriyoruz. O düzeneye geçeceğiz. Meraklanmayın. Meraklanmayın. Her işin bir başlangıcı var. Sonu güzel olsun. Videolar görüntüsü çok güzel demiş. Ses kalitesi evet. Kimine iyi geliyor, kimine kötü geliyor. O zaman telefona göre, markaya göre, kaliteye göre de bir şeyler değişebiliyor demek ki. Evet. Gayet güzel cevaplar geliyor. Değerli dostlar. Güzel beğeniler var. Onları da ne yapıyoruz? Takip ediyoruz buradan ama çok konuşmayalım. İcraat diyelim. Değil mi Uğur? Fark etmez. Zorlanıyor mu? Yani biraz gripal bir halim var da onu için söylüyorum. Yok, ondan değil. Uzun zamandır çalmadım biliyorsun Uğur abi, pandemi dolayısıyla. Düğün yok, dernek yok. Bir yere gidemiyorsun. Zaten çalamıyorsun. Evinde çalsan karşı tarafındaki adam diyor ki ya arkadaş böyle şey olur mu falan. Güneşler. Tabii. Ne diyor? Komşu rahatsız oluyor. Rahatsız olur tabii ki, niye olmasın? Apartmanda olsa bir demek değil de köyde köyü gran açık. Zaten Gülef bir gran sırtı. Daha çıkacak olduğum bir mevki yok. Gülef'in yaş kadını söyle bana. 7 veren. Niye 7 veren? 7 tane köye muhtarlık ettiği için. Başka? Başka bilmiyorum. Benim büyüklerimden duyduğum bu. Ben sana söyleyeyim o zaman. Eskiden Çavuşlu'da ilk Türklerin yerleşim merkezi açıldığı zaman 7 tane tepeye keçi derisi asmışlar. En çok nerede dayanırsa deri orada yerleşim olabilir demişler. Gülef Çavuşlu'dan da eski bir yerleşim mezarları. Gülef mezarlığına giderseniz oradaki mezar taşları size Gülef'in tarihinin ne kadar eski olduğunu, aynı zamanda da İpek yolunun böyle kırcal kollarından birinin olduğunu göreceksiniz. Şimdi uşak değil bu. Çalıyor bunlar diyor. Hadi maç seyredenler var mıdır yok mudur bilmiyorum. Acaba bunlar diyor. Orhan çalmayacak mı? Çalacağız. Orhan çalmadan bir tüfekli çandır çalsak biz. Çandır. Bu bizim eskiden 13 Şubat'ta görevlerini kurtuluşta çeteler sağdan soldan gelirdi de değil mi Fikret abi? Evet. Böyle tüfekleriyle oynarlardı. Tüfekli çandır derler ona Giresun yöresinde. Çandır yapalım da uşak şöyle sıkı olanlar gelecek. Siz burada hazır olun. Biz onu çandır diye nitelendirmesek de hani Giresun karşılaması diye nitelendirsek. Çünkü biliyorsun Uğur abi mesela Tuzcuoğlu, Hamza Baş, Hasbal gibi önemli çandır da bana göre önemli bir melodi. Bakarsın çalamayız. Dinleyenlere yanlış bir şey lanse etmek de istemiyorum. Olduğu kadar olmasına karşılamaya geç. Ya böyle karşılama, geç. Karşılama diyelim daha mantıklı. Gönülden gelende kusur olmazmış. Bunu bir kenara yaz. Öyle sen öyle başla, öyle götür. Uğur Bey, şene buldum, hararı buldum, gene o yok. Ötüyoruz. Fikret abi, atıp serbest Fikret abi, işte dükkü atabiliriz. Buyurun. We'll be right back.
adında. Ya Ünal Hasan kardeşim diyor ki Taksim diyor ama herhalde Kemençele istiyor Taksim'i. Davut Sunay'la Taksim olur. Tabii, oluyor mu? Tabii. Zor. Aklımızda dursun o zaman. Tabii. Zafer Önder. Gram Mahalle Uşağı'na selamlar demiş. Çengelköy'den mi? Eyvallah. Sen de bu Gram Mahalle'densin. Sizin buraya mı Gram Mahalle diyorlar? Bizim mahalle de böyle Gram Mahalle de onu var diye dedim. Evet. Bahtiyar Bilgi, amcaoğlu merhaba, beni eskilere götürdü, kendine iyi bak öptüm demiş, Eminoğlu ben de öptüm. Evet, Davut Sunay'ın sesi iyi geliyor ama senin sesin az geliyor. Ben kocamanım, bundandır. Tamam mı? Evet, Salih Durmuş. Bak işte, yetti değil. Salih ettik gene. Olsun. Cevaplarla ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. Cevaplarınızı bekliyoruz. Sorumuzun adı Gereo. Bir tane hediyemiz olacak. Evet, ses nasıl arkadaşlar? Haçak. Güzel. Abi sen duyuyorsun ha? Ya armutun dallarında armutlar kalmış. Gene o alıp geliyor. Armutun dalında armut kalmış. Nasıl alacağım diyorsun? Gene o alıp geliyor. Çangal vur çangal. Kuş lastiği yok mu senin? Yok. Evet. Hep de cevap olarak gelmişler. Başka istek de gönderebilirsiniz yani. Onu da söyleyeyim ben size. İyi akşamlar demiş Ahmet Barutçu. Eyvallah, iyi akşamlar. Harikasınız diyor Vahap Kap. Avni Bekler selamlar Gönüllü'ye Daylı Köyü'ne demiş. Uğur Kübüş ne demiş? Ben unutmam demiş. O da seni unutur muyuz biz? Ama cevabını kabul etmiyor. Seni katmıyor yarışmaya. Sen yoksun. Evet, hepinize İstanbul'dan selamlar demiş Arif Külak. Güzel program, emeği geçenlere, Gönüllü Belediyesi'ne teşekkürler. Coşkun Karao. Sizlere Fikret Hocama saygı ve selamlarımı iletiyorum. Coşkun Karao demiş Fikret abi. Onun da selamı var. Aynen. Üzüğün güdeğinden öpermiş. Evet. Bir de hem de... Ya ha bu arkadaşlar bir şey soracağım size. Ha bu Facebook, Facebook gibi yerlerde bir şey beğendiğiniz zaman ya da şey yaptığınız zaman hem de el mel işaretler koyuyoruz. İki satır yazı yazsanız hayal edin. Kimi cipten koyuyor, kimi parmağına koyuyor hem de. Ben hiç haz etmiyorum bundan. Niye böyle parmağını ne kaldırıyorum böyle kardeşim ya? İyi anlayan var, kötü anlayan var arkadaşım. Evet arkadaşlar, gerçekten teşekkür ederiz. Mesaj yağıyor. Yalova'dan Emre Berna Odabaş. Özel Salih Öner, iyi yayınlar. Gelin ağlatma. Onunla başladık. Çaldık Özel. Çaldık. Fikri Kaya, emeği geçenlere teşekkürler Uğur abi, iyi yayınlar demiş. İlmi Somuncu, Çamlıca'nın tepesinden selamlar Uğur'um. Eyvallah. Evet. Zafer Önder. Ömer Önder. Zafer değil, Ömer Önder. Ya ben herifi 40 senedir Ömer biliyorum. Herifin Bursa'da da Zafer'miş. Doğrudur. Bakayım. Burada bu bizim uşaklar diyorum. Orada değişik yapalım diyorum ya. Acaba bir benzeri mi? İkisi mi var diye. Ömer, gözlerinden öperim yavrum. Herkese selam. Ahmet abime selam söyle. Ahmet abime. Evet. Hakikaten hep cevap geliyor. Selam Uğur abi demiş Tayfun Öztürk. Enişli babası. Devam edeceğiz. Mesaj sanırsa okuyabildiğim kadar okuyacağım. Oran yapalım. Ne darılmış darılmış da enişteli yolları. Sen oran yap. Boş ver. Bana bakma. Oran mı yapalım? Uğur kusak etme. Gözünü seveyim ya. Bağırı sesim şey çıkıyor. Mesajım da sonra geldi. Bakabilirler değil mi kanka? Dişi veriyor ha? Değil mi? Tabii. Problem. Tamam. Sen ben sağlayayım. Thank you.
Carcur berbat mıymış? Adı sesini duydum. Evet. Evet. Cevdet Asan Berlin'den selamlar demiş. Berlin'e bizden de selam. Şafak Sen Şen Almanya'dan selamlar. Evet. Çok güzel cevaplar geliyor değerli dostlar. Almanya'dan selamlar demiş Yusuf Çınar. Şimdi hakkında beni niye arıyor kardeşim? Programdan sonra. Şimdi telefon da gelmiyor. Ertuğ Koca, ses iyi, sorun yok. Arka sonra görüşürük. İzlemeye devam. Tamam, geliyor biliyorsan yaz bana. Buradan sevgiler, eyvallah. Evet. Başka okuyorum. Canım oğlum Ferdi Güneş. Hem de bir isim var. İyi akşamlar Uğur abi, süpersiniz. Tabi öyleyim. Maşallah, subhanallah bize. Yani... Rahmetli adam daha boşuna mı? Dünya güzeli büyüdü. Yalan mı söylüyordu? Doğru söylüyordu da Fikret abi. Doğru, evet. Yani biz güzelim. İki dede Uğur yan yana, bir dede Uğur'da var. Dilek dileyin, dilek. Evet, sanatçılarımıza ve size saygılar sunuyorum. Kayseri'den selamlar. Kayseri'ye selam. Askerliğimi burada yaptım ben. Evet, başka neler var? Yayın güzel demiş Necip Aydın. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. İlginiz, alakanız için, orada olduğunuz için... İstek de gönderebilirsiniz bu arada. Hani istediğiniz bir hava varsa, bir kayda varsa onu da söyleyebilirsiniz. Tabii repertuar. İnanmayın ama çok güzel duzlu olaması dinlerim. Ama Ünal Aslan'ın dediğini yapalım eğer mümkünse. Şöyle kısa bir taksim ile tuzcu olan Aslan'a bağlayabilir miyiz? Bağlamayız herhalde. Ben niye bağlayayım? Tamam, kırdan paramdan da bir sürü. Kırdan paramdan da bir sürü. Dırnaş var, gırnap var. Thank you.
Abi Haydar Safiye yazıyor Instagram'dan. Bizim şeyimiz düşmüyor mu? Haydar Safiye yazıyor. Haydar Safiye. Bizim şeyimiz düşmüyor mu diyor. Instagram'dan. Instagram adresinden. Yok da sen gitmiyorsun abi. Bakıyorum. Bu fedakarlığımı da unutmayın yani. Vermişim.
Şaka şaka şaka. Şaka. Memleketime, memleketimin insanına kurban olurum ya, verene. Evet, Uşak, ben sizi dinlendiriyorum. Bunu var diye konuşuyorum burada. Üç aşağı beş yukarı. Aslında en güzelini yapıyorsun, çaktırmadan. İyi yayınlar dilerim. Görev yöresinden canlımızın programına devam edelim demiş Mehmet Akif Korkmaz hocamız. Hocam eyvallah. İnşallah. İnşallah. Daha da güzel olacak diye ümit ediyoruz. Düşüncelerimiz, planlamalarımız o yönde. Evet, aslında bu akşam Ahmet abiler buraya gelseydi, hem de bir büyücükle bir Kur'an etselerdi. Çok güzel olurdu. Yani. El ele tutuşmadan ne kadar güzel olurdu ama bundan sonraki haftada da yapabilirim. Zamanımız varsa Ahmet hocamı çağırabiliriz buradan oraya. Sen yanıya adam arıyor orada. Evet, Ramazan Gökdemir kolay gelsin Uğur abiymiş. Ramazan'ım, güzel kardeşim, gözlerinden öpüyorum kardeşim. Seni çok seviyoruz. Sen bizim için çok değerlisin. Bizim kıymetlimizsin. Çoktan yanına geleceğim. Sadece şu salgın yüzünden gelemedim. Selamlarımı iletiyorum sana, saygılarımı iletiyorum. Hadi bakalım o zaman. Bir türkü yapalım önce. Uğur abi şöylesi yapalım. Ben de sen şuradan tutam. Ben de sen şuradan tutam. Ben onun sesi güzel gibi adamsın ya, Allah aşkına ya. Bu beni kıskanıyor. Ünal'ım, öperim gözlerinden. Seni de dinlemek isteriz Ünal'cığım.
Kesinlikle. Hemen Türk okuyacağım. Devriye bak ya. Deme öyle yanarık. Deme öyle yanarık. Ay Allah Allah. Allah Allah Allah. Ben de ya. Nazardan da çok korkuyorum ama nasıl kavuşan azıcık bilmiyorum. Azıcık genel. Evet. Değerli dostlar. Değerli arkadaşlar. Göreleden Kemençe'nin ana vatından selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Şöyle kısa bir oranla size veda edeceğiz. Orada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim sizi her zaman güzel güzel insanlarla karşılaştırsın.